Sukuk'un çok çeşitleri var. Bir tane teoride olan ve çok ideal uygulanabilecek olan bir sukuk türü, mesela işte mudaraba sukuku diyelim. Çok çeşitli yöntemleri var ama birisi mudaraba sukuku. Şimdi mudaraba sukukunda, bir sukukta temelde üç taraf var. İşte ekranda gördüğümüz gibi bir mudarip dediğimiz, yani bir şekilde az önce dediğimiz gibi sıcak paraya ihtiyaç İhtiyacı duyan var. taraf var. İki, bu işi efendim organize edecek olan, işte o az önce dediğim profesyonel özel kuruluş var. Buna varlık kiralama şirketi deniyor. Bir de yatırımcılar var. Siz milletten amacınız ne? Piyasadan para Para toplamak. topluyor. Piyasada para arz edenler var. Ne yapıyorsunuz? Bu kaynak kuruluş dediğimiz taraf, yani para, sıcak para toplamak isteyen taraf, bu varlık kiralama şirketine diyor ki, işte benim şu varlıklarımı efendim göstererek piyasaya sukuk ihraç et. Yani menkul kıymet ihraç et. Bu varlık kiralama şirketi o malı, daha doğrusu burada bu mudaraba sukukunda şöyle diyelim. Diyor ki, ben şöyle bir, mesela diyelim yine bir AVM inşaatı aldı. Varsayalım ki bir inşaat firması. İşte 100 milyona ihtiyacı var bu AVM'yi inşa edecek, teslim edecek sahibine, devlete ve sahibine satacak veyahut da. Diyor ki bunun için 100 milyona ihtiyacım var. Ey varlık kiralama şirket, yani özel amaçlı şirket. Bu inşaatı, daha proje halindeki inşaatı menkul kıymetleştir ve bunu piyasaya arz et. De ki, bak piyasa para sahiplerine de ki, şöyle bir proje var. Sizin paralarınıza bu projeyi hayata geçireceğiz. 100 liraya mal olacak ama örneğin biz 150'ye satacağız. Daha sonra her bir dilimine karşı işte %50 karla paranızı ödeyeceğiz. Dolayısıyla varlık kiralama şirketi sukuk ihraç ediyor, yatırımcıdan parayı topluyor. Yatırımcıdan toplanan paraları efendim sermaye olarak, bu varlık kiralama şirketi sermayedar olarak, yatırımcıların temsilcisi olarak projeye koyuyor. Bu kaynak kuruluşta emek olarak müteşebbis tarafını oluşturuyor. Bu da emeğini ortaya koyuyor. %100 emek bir taraftan, %100 sermaye diğer taraftan, sukuk sahiplerinin paralarıyla ve proje hayata Hayata geçiyor. geçirildiğini varsayalım. Ve varsayalım ki sonuçta beklenildiği gibi gitti işler. Ana sermaye ve kar da oluştu. Proje bitirildi, paraya çevrildi. Ana sermaye 100 yatırmıştık, 50 bekliyorduk, 50 de kar ettik. Evet, iyi. Hemen ana sermaye sukuk sahiplerine ana paralar olarak ödeniyor. Geriye kalan kar Kar. da anlaşılan oranlarda, işte mesela burada %75'e 25 demişiz. Anlaşılan oranlarda paylaşılıyor ve bu şekilde yüklü miktarda sermayeye ihtiyaç duyan taraf bu şekilde bu sermayeyi tedarik etmiş oluyor. Yatırımını yapıyor. Elinde parası olup da ya ben bu parayı faizli hesaba mı yatırayım, nereye yatırayım, acaba caiz mi değil mi diye tereddüt eden insanlar işte tam da caiz olan bu sisteme parayı yatırmış oluyor. Ve sonuçta ekonomi canlanmış oluyor. Ekonomide de muazzam bir canlanma Muazzam. meydana Siz geliyor. bunu, bu projeyi düşünün ki işte havaalanı yapıyoruz biz bugün. İşte efendim yeraltı, yerüstü tüneller, köprüler yapılıyor. Kentsel dönüşüm projeleri var. İşte doğalgaz vesaire gaz ihaleleri var. Bütün bunlar çok yüklü miktarda sermaye gerektiriyor. Geçen de Çanakkale Köprüsü'nün ihalesi 12 milyar TL veya dolar, tam yanlış olabilir. 12 milyarlık bir sermaye ihtiyaç vardı. O ihale yapıldı. Dolayısıyla siz 12 milyarı bir anda orayı toplayıp da hemen vermeniz mümkün olmuyor. İşte bunu bu yöntemle, varsayın ki o köprüyü aynen proje halinde efendim menkul kıymete çevirip halka arz edilse ve o para toplansa, dense ki bu Köprü köprü yapacağız. yapılacak, örneğin yap işlet devlette olduğu gibi 25 20 yıl size yıl çalışacak. size çalışacak, ondan sonra ana paranız artı getirinizi almış olacaksınız, daha sonra devlete Ha, kalacak. mükemmel bir şey. Mükemmel bir proje. Halbuki biz onu şimdi başka Ha, müteahhitlere işte yaptırıyoruz. Allah Teala diyor ya, orta, yani ticaretle yapın işlemlerinizi dediği tam bu. Bu bir ticaret. Ve insanlığa da, devlete de, millete de, herkese de faydası olan bir uygulama.